Merhaba arkadaşlar. Buket de kahve falı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, ben bugün fincanımı kapatıp izleyenlerin adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konu ile alakalı olarak niyetlenin bakalım. Bugün fincanımız bize bugün neler söyleyecekmiş. Hep beraber e, dinleyelim arkadaşlar. Şimdi YouTube üzerinden öyle güzel yorumlarınız var ki ben inanılmaz mutlu oluyorum. Öncelikle bunu söylemek istiyorum size. Eee Nereden ulaşım sağlayabiliriz? Buket Hanım diye soran arkadaşlarımız için de e, Buket Kahve Falı Instagram hesabından bana ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım fincanınız bize bugün neler söylüyormuş. Bir dileğimiz var. Böyle pıt diye attığı vakit bir dileğimizin olduğu yer demektir. Bakın gözyaşlarıyla beraber açacak yani açar açmaz bir gözyaşlarının süzülmesi. Dileğinizin gerçekleşecek oluşu ve sevinç gözyaşınızın olduğunu söyleyebilirim. Çünkü böyle bir pıt diye attı resmen. O e, ses size gelemiyor tabii ki de. Bazı fincanlar zor açılıyorsa aslında bu da bir mesajı verip Mesajdır o aslında bize. Şimdi şöyle kenara çekiyorum ve size de gösteriyorum ne kadar da ben buradayım diyor bu fal. Şimdi yüreğimizi sıkıntıya sokmuşuz. Her şeyden önce bunu söylemek istiyorum. Şimdi öncelikle haneyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Kolabumuzdan başlayarak dile getirmeye başlıyorum. Şimdi bir kere e, kısa vakitte sonlanması beklenen bir dava olayınız var. Dosyalarınız temiz. Bir iki kişi hatta birbirlerinden ayrılmak istiyorlar mı? Tam da böyle ayrılmak istemiyorlarmışçasına. Karşılıklı duran böyle veda eden iki insan görüyorum. Bir insan hatta ayrılıklar için çok mutsuz. Bir bitirmek var ama bir o, ya şimdi şöyle iki bitirmek arkadaşlar bu. Yani bariz şunu söylemek istiyorum. Bu iki insan birbirine inat yapıyor. Yani çok da böyle kanlı bıçaklı bir bitiriş şeklini görmüyorum. Arabasının üzerine çıkmış artık erkek gidecekmiş gibi duruyor burada. Yani kadın da çok mutsuz bakıyor. Gitmeseydi neydi der gibi. Hani bir biri bitiş yaşanıyor ama sanıyorum ki çok Gereksiz bir bitiş olacak. Bakalım neyle alakalı olabileceğini. Bir çekiç görüyorum. İnanılmaz ben buradayım ve kendi istediğimi yapacağım diye direten bir insan var hayatınızda. Hayatınıza müdahale eden insanlar var sizin. Evet bir ağaç çıkmış burada. Bir murada ermek demektir bu ağaç. Bu ağacın üzerine hatta böyle bir mal mülkmüş gibi üç kişi oturuyor. E, fakat şey böyle siz bu insanlara kendinizi anlatmaya çalışıyorsunuz. Dediğim dedik olan insanlar var. Ee, Ş şey veya I harfi ve F harfi. Ş, S, I ve F. Yani e, böylesi kişiler var etrafınızda. Ee, sürekli size müdahale ediyorlar. Sürekli insanlar e, şuradaki kalp ve sevdisi sakızındaki bir figür gibi iki insan var. Hayalini kurduğunuz... Size sürekli birileri müdahale ediyor arkadaşlar. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Çok kendi kararlarınızı aldığınızı söyleyemem. Etraftaki insanlar baskınlar, ısrarla benim dediğim olacak diyen yani insanlar var. İç dünyanıza attığınızı görüyorum. A harfi biriyle karşılıklı bir konuşmanız çok net çıkmış. Bir murada ermeniz var. Şimdi bir şeyler eğer susarsanız birileri murada erecek. Eğer konuşursanız da birileri mutsuz olacak. Siz resmen ben mutsuz olmaya razıyım. Onlar muradın ailesini gibi kendinizden vazgeçtiniz. Biri geçmişinizin olduğunu görüyorum. Fakat sonra bir insan diyor ki sana kardeş kendine gel. İnsanlar için niçin hayatını heba ediyorsun? Sence de toparlaman gerekmez mi? Diye birisiyle konuşmanız var ki yine bir şey harfi E harfi hakim. Ş şey ve E'yi çok net gördüm. Bir insan size böyle kancayı atmış. Sizin iyiliğiniz için şeyden gibi. Sen kendini toparlamadan asla buradan gitmiyorum der gibi. Sizin bu insanlarla alakalı muradın erme kısmıyla olan, olan kısımda sizi uyarıyor. Ve adeta demiş ki yani ben burada bu insan kendisini gelmeden ben buradan gitmiyorum. Çok da iyi yapıyor. Çok da dua ettiğinizi görüyorum. Vesveseleriniz var. Ee, şimdi bir insan ciddi anlamda sizin adınızı parçalarken, sizin adınıza yardım etmek için çabalarken bir de böyle sinsi sinsi ne haber iyi misin falan gibi arkanızda duruyor sözüm ona. Ee, yani çabasını görmediğiniz bir dostunuz var. Hiç çavalamayan ama dost bellediğiniz bir sinsiniz var çıkmış burada. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Şimdi bu işin geçmiş tarafında gördüğüm taraflarda kendinizden ciddi anlamda ödünler vermişsiniz. Bir tane ayrılan çift var. Siz mi ayrılmak istiyorsunuz? Karşı taraf ya bu ayrılık, gönül ilişkisi olarak değerlendirmeyin lütfen. Yani ayrı düşmüş iki ortak bile olabilir bu. Çünkü şey görüyorum yani hani istemsiz, çok gönülsüzler yani bu insanlar. Mecbur kalmışlar bir şeylere gibi. Şimdi iki tane tam ortasında kalıyorsunuz. Ya siz gözünüze büyütüyorsunuz. Birazcık silkelenir misiniz? lütfen çok kısmetli bir insan olduğunuzu görüyorum. Fakat bu insan bunca kısmete rağmen o kadar içine kapatmış ki ben beceremem, beni bulmaz, ben en iyisi başkaları için vesaire. Artık başkalarının devrini kapatın. Önce can sonra canan devrir lütfen. Başkaları için yaşamaya son vermeniz lazım. Çünkü siz bunları üstlenmişsiniz. Ee, insanlar da sizin artık yapmak zorunda olduğunuz bir görevinizmiş gibi sanıyor hayır bu görevi siz insanları mutlu etmek için sonradan üstünüze almışsınız yani ve ya iki parça gelecek olan kısmet var altında kalışınız çıkmış ama siz o kısmetin sizin olup olmadığınızdan bile emin değilsiniz e, o kısmet sizin yani o kısmet sizin bir erkekle karşılıklı konuşuyorsunuz bu erkeğin geçmişinden bir üzüntüsü var Bakın şu an için siz acaba bu kısmet benim mi çabasındasınız? Bu erkek olarak gördüğüm figürün de arkasında bir konuştuğu küçücük kaldığı bir ilişkisi var. Yani o kadar zorunlu halde konuşuyor ki kağıt üzerinde evlidir. boşanmak üzeredir ya da bizzat boşanmıştır ya da ayrılacaktır. Yani sevgili ise ayrılacaktır gibi değerlendirin lütfen. Şimdi böyle bir erkek var. Siz de böyle bu esnada dertlerinizle Dertler derya olmuş yani. Modunda olan bir karakter görüyorum. Bir kadın karakteri görüyorum orada. Sonrası için aslında yani şöyle bir 3 ay sonranıza tekabül etmiş arkadaşlar. Yarın çeyrekte gösteriyor. 3 aylık zaman dilimi içerisinde. Bu erkeğin net sizinle beraber konuşması var. Sizin bir başlangıcınız var. Siz kendinize kocaman bir aydınlanma yaşamışsınız. Biri arkanızdan çok ciddi destekliyor. ...diren diyor ya da ayıl, açıl... ...bir şekilde silkelen yani... ...sonrası silkelendiğinizde önünüz o kadar açık ki... ...iki kısmet geliyor peş peşe... ...güzel haberleriniz var... ...burada bir aşklasınız yani geçmişte yaşadığınız bazı durumlar orada kalıyor 1-3 ay sonrasında hayatınıza girecek olan bir erkeği tekabül etmekte ya da ilişkilerinizde evliyseniz dahi herkes kendi derdinle uğraşıyor demektir ortak noktanız yok yani adam başka bir dertte kadın başka bir dertte görünüyor fakat bir 3 ay sonrasında öylesi güzel bir orta noktada buluşup da güzel bir nokta ilerleyişiniz çıkmış ki burada maşallah dedim açıkçası ben e, güzel iki kısmet sizi beklemekte. Vallahi iki kumru görüyorum. İki insanın ağzı ağız ağzı verip güzel kararlar aldığını görüyorum. Altta da böyle bir kürek çıkmış. Siz böyle küreğinizle alıp alıp atmışsınız. En doğrusunu yapmışsınız diyeceğiniz bir 6 ayınız var. Ama bu 6 aylık zaman diliminde başkalarının dertlerini dert edinmeye son vermeniz lazım. Kendi hayatınızla ilgilenirseniz eğer net söylüyorum arkadaşlar çok daha hayırlı bir sürecinizin olacağını söyleyen bir fincan. Yani sürekli önce cana sonra can diyen bir karakter olduğunuz yansıyor burada fincanınıza. Şimdi hemen size şöyle bir yapalım. Bakın o kadar net ki bu sizin maddiyatınız, bu sizin ya paranız, bu sizin ya gücünüz. Yani burada bu bir para. Bu haneye gelecek olan bir büyük bir sorun olarak da değerlendirebilir. Gam keder, e, büyük bir sıkıntı, kavga gürültü. Neyse yani bu, bu bir karanlık ve bu bir e, dert. Fakat şimdi şöyle bakın. İki tane balığınız var. Bu gam keder olamaz. Etrafını çöpe çevrelemiş. Hani buradaki insanların gıptası var. Zirveye çıkmış bir karakter görüyorum. E burada duran bir bal balinanın üzerinde iki kişi var. Bir kişi burada. Yani iş hayatınızın zirveye çıkışınızı görüyorum. E paranın üzerinde bir balina ve iş hayatınızdan gelecek bir kısmet. Yani beklentiniz her neyse işinize dair kesinlikle aydınlığa kavuşursunuz. Kademe kademe yükselmeniz var. Şimdi burada işinizle alakalı öyle engelleriniz var ki uğraşıyorsunuz, didiniyorsunuz, laflar duyuyorsunuz. P harfi çıkmış, ters duran bir P. Bir insanın size çok ciddi ya da A harfidir bu ters duruyor. bir insanın size yani güzel bir kazı olmuş, bir çomak sokması olmuş. Sizin pesi dişiniz var silkelenme evreniz adım 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 yukarıya çıkmanız çıktığınızda bizzat koca bir balinanın kuyruğundan tutmuşsunuz bu arada iki kişi duruyor yani ya yönetici olursunuz ya prim artar ya üç kişilik bir ortamda kendinizi ayrıştırırsınız o ortamdan çok net göstermiş sizin başarınızı şimdi bu bir o yüzden para hem burada hem burada buradaki gelecek iş kanalından paranızla beraber sizin bir yatırım, yatırım amacınız var Ev almak istiyorsanız alırsınız. E, araba almak istiyorsanız alırsınız. Borcunuzu bitirmek istiyorsanız bitirirsiniz. Bu sizin 6 ay sonranızda ciddi yükselişiniz ve ciddi bir ev kazanmanız, para kazanmanız. Yani burada çok ciddi anlamda bir maddi kazanç görüyorum. Şimdi siz bu kazancı sağlarken zirvedesiniz ya. Bakın burada sizi tek görüyorum. Yani Tek görmekteki bak A harfi var. Çok net. Çok net bir A harfi var. Ben burada tek görüyorum. Çift değilsiniz gibi algılamayın. Sizin kazanmanızdır. Sizin çabanızdır. Sizin kendinizi kanıtlamanızdır ağaç kökeniniz var. Resmen köklü bir ağaç burada koca bir ağaca bir dönmüş. Ve insanları nasıl? Şurada iki kişi konuşmanız çıkmış. Çift anlamında söyleyebilirim. Yani bir ayrılık yaşıyorsanız hayatınıza kimseyi sokmazsınız kolay kolay. Güzel bir para geliyor size. Şurada küçük bir konuşmanız çıkmış iki insan olarak. Ama bu arada tabii ki de konuşuluyorsunuz. Ben konuşulma kısmını hallettim arkadaşlar. Hanenize gelecek güzel iki balık. Sonrasında kazanım işinizde bir yükseliş sizi burada zirveye çıkan tek gördüm iki konu yani şurada iki kişinin küçük konuşması var ama sanki şey gibi değerlendirin ona yani bir şeyler olmuyor olabilir bir şeyleri yoluna koymamış olabilirsiniz bu sizin ciddi anlamda kendi kanıtlamanız kendi kendinize ben bir şeyler yaptım, borcumu bitirdim, hayatıma idam ettiriyorum, sana ihtiyacım yok ya da bir erkeğe ihtiyacım yok benim ya da bir kadına ihtiyacım yok Eda'nız var burada. Evli olanlar şöyle değerlendirsin lütfen. Sizin sayenizde olabilecek bir kazanım ile bir zirveye çıkışınız var burada sadece iki konuşmanız var ve yalnızsınız hayata yalnız gideceksiniz mesajı veriyor değiliz yani bu mesaj sadece böyle algılanmaz yani iç dünyanızdaki zirvenizdir bu umutsuzluğunuzun artık sonlandığı mesajıdır bu ama sayenizde güzel bir zirve oluyor diyebilirim açıkçası arkadaşlar şimdi görebildiklerim böyle ee, ben her gün yeni bir video yüklüyorum. Bir kere bunu söylemek istiyorum. Youtube üzerinden öylesi güzel yorumlarınız var ki bana gelen yazılarınızda. Nasıl motive olduğumu size anlatamam. Bazı işte yani engeller diyelim ya da bazı olumsuz eleştiri değil tüm eleştirileri açın. Yani bazıları taklit etmeye başlamış vesaire gibi bilgileri aldım ama kesinlikle ben sizden aldım enerjiyle yoluma devam ediyorum. Yeni katılanlar var aramızda. Buket Hanım biz size özel fal baktırmak istiyoruz. Nasıl ulaşabiliriz diyorlar. Buket'le kahve falı Instagram hesabından bana özel ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben her zaman derim ki herkes gönlünün ekmeğini yesin. Temennim herkesin gönlünün ekmeğini yemesi. E, siz de evrene lütfen böyle mesajlar gönderin. En iyi hissedeceğiniz yöntem bence bu. E, çünkü e, bu falda özellikle sürekli önce canan sonra can olmuşsunuz. Hayır hayat böyle ilerlemez. Siz insanlara gönlünün ekmeğini yesin, adalet terazisine gönderin evreni Evren onlara nasıl davranacağını çok iyi bilecektir diyelim. Her zaman bunu söylerim. Bu malum hastalığımızın sürecinde temennim herkesin sağlıkla kalması. Çünkü sağlık en başı. Biz sağlıklı olur isek yani su yolunu mutlaka buluyor. Önemli olan sağlık arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Destekleriniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.